Bosna'da ilk saatlerin az önce terminalde bir yere oturdum. Çay içmek istedim. Kadına dedim ki bende sadece euro var dedim. O da tamam sorun değil dedi. Çok suratsız bir kadındı. 10 euro verdim. Google'dan da baktım 10 euro kaç para yapıyor diye. Buranın parasına göre 19 Bosna parası yapıyor. Kadın bana 11 Bosna parası verdi. Ben de itiraz ettim. Dedim 19 tutuyor. Kaç para bu çay dedim. Aa tamam tamam dedi. 4 para daha verdi. Yani kazıklamaya çalıştı beni ilk başta. O yüzden ilk intiba çok kötü. Evet, Sarajevo'dan selamlar. Bazı arkadaşlar diyorlar ki seni bu kılıkta görmekten sıkıldık artık. Bu elbiseleri ne zaman değiştireceksin? Bugün değiştireceğim. Çünkü size bir sürprizim var. Evet, Türkiye'den annem geliyor. Birazdan havalimanında annemi karşılayacağım. 3,5 yıldır görmedim annemi. Ve sonunda bugün görüşüyoruz. Hayatında ilk defa yurt dışına çıkıyor kadın. İlk defa pasaportunu kullanıyor. Daha önce bir pasaport çıkarmıştı. Belki oğlumu görürüm diye. Kısmet olmadı. Yurt dışına çıkamadı. Ama bu sefer pasaportunu yeniletti. Ve yurt dışına çıkış harç pulu ödedi. Pasaporttan geçti. Uçağı 2 kez rötar yaptı. Bana mesaj attı. Uçağa biniyoruz. Birazdan kalkıyor diye. Ben de yola çıktım. Şimdi annemi karşılamaya havalimanına gidiyorum. 15 gün kalacak annem burada. Bakalım ne maceralar yaşayacağız. Bakalım ona ne maceralar yaşatacağım. Geldim şu anda havalimanına. Birazdan annem çıkacak buradan. Pegasus ile geldi buraya. Sabiha Gökçen'den. Uçak inişi yaptığı gümrükten de geçmiş. Polisten geçmiş. Şu anda bagajını bekliyormuş. Mesaj attı bana. Çok çabuk hallettiler işlemleri de. Bir 5 dakikaya 10 dakikaya herhalde gelir. Burası çok küçük bir havalimanı. Bekleyenler de genelde hep Türkiye'den gelenleri bekliyorlar. Şu anda çünkü 2 uçak iniş yaptı. Birisi Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'ndan. Diğeri de Pegasus Sabiha Gökçen'den. O yüzden havalimanı şu anda Türk dolu. Annem geldi. Ne kadar çok geldi. Evet. Çirkin. Gel sokağa çıkalım. Evet, artık üstümde farklı kıyafetler var. Çünkü annem bana kıyafet getirdi bol bol. Bir bavul kıyafet getirdi. Bir de kendini getirdi. Bir de kendini getirdi. Oğluşumla kavuştuk çok şükür. 3,5 yıldır ayrıyız. Evet. Geziyor bu çocuk işte böyle. Geziyor. Ben bunu nasıl doğurmuşum bilmiyorum ki. Kendime soruyorum. Nasıl böyle bir şey başardım bilemiyorum. Bizim sülalede başka yok değil mi böyle? Yok. Bir ben böyle çıkmışım. Sen YouTuber çıkmışsın. Sülalenin tek YouTuber'ı. Ay. Böyle yokuş iniyoruz aşağıya. Burası Saraybosna. Yokuş inerken nefesimi sıkılıyor. Aşağıda köprümüz var. Nehir akıyor. Bak o köprünün adını öğrenmiştim sabahleyin de unuttum. Unuttun mu? Evet. Maalesef. Burası baş çarşıymış. Tam karşımızda Konyalı Ahmet Usta var. Hadi evet, yürüyelim şöyle. Yani Saraybosna'nın merkezi burası. Evet. Merkezi. Tam merkezde kalıyoruz. Evet, karşısı. Burada barlar, restoranlar. Şu ara sokak çok güzeldi. Dün akşam... Aa bak işte. Tramvay geçiyor. Evet, tramvay da geldi. Bu arada burada annemle yürürken çok sık Türkçe konuşarak yanımızdan geçen insanlar gördük. Mesela bir yerde oturup yemek yiyorduk. Yan masadakiler anneme sordu, o yediğinizin adı ne diye.
Türkçe sordular, annem de cevap verdi. Bıçak arası. Niye bu kadar... Konya'da bıçak arası. Evet, niye bu kadar çok Türk var anlam veremiyoruz yani. Acaba buraya gezmeye mi gelmişler yoksa göç mü etmişler buraya? Ama Balkanlarda zaten çok fazla Türk var genel olarak. En çok mesela Kosova'da, Karadağ'da gördüm. Karadağ'da mesela oraya giden Türkler orada yerleşip de ileride Karadağ eğer Avrupa Birliği'ne girerse otomatikman Avrupa Birliği vatandaşı oluruz diye gidiyorlarmış. Ama zenginler de çok ev alıyor Karadağ'da. Evet, zenginler de çok gidiyor. Çok popüler Karadağ. Ben de okumuştum. Nasıl? Burası çok modern bir yer değil mi? Saraybosna'yı nasıl buldun? Modern mi? Valla henüz yolun başındayım. Yolun başı. Yolun sonu da görünmüyor şu anda. Görünse bir şeyler anlatacağım ama yolun başındayım daha. Dün bir yer, bugün iki. Evet. Henüz çok bir fikrim yok. Bugün hava çok kötü. Bugün çarşıya girdik, gördün mü? Şuradan devam edelim. Bir tarihi çarşı. Tam bahsediyor. Tabii bak kemer altına benziyor burası. Burada hediyelik eşyalar falan satıyorlar bak. Evet evet, bunu okudum gerçekten. Satıyor. Neyi okudun? Hediyelik eşyalar bulabilirsiniz bu çarşıda diye. Evet tamam. Tam kemer altına benziyor işte burası. Çok benziyor. Evet, çantacılar, ayakkabıcılar. Hediyelik eşya satanlar. Aa, badem yazıyor bak. Badem tatlıcı. Lokumcu, şekerci, tatlıcı. Bunlar da badem diyor bak. Aa, ne kadar çok şekerci var. Demek çok satılıyor. Bosnalılar tatlıyı çok seviyorlar galiba. Şeye bak, cekete bak ne kadar güzel. Aa, benim pançolara benziyor. Evet. Meksika'dan aldığım. Ay şu ceket çok güzelmiş. Hangisi? Küçükken kırmızı mı? Küçükken evli kazağımız vardı ya. Ha evet, ona onlara benziyor. Sen bize örmüştün anne. Evet çok ona güzel. Güvercinlere geldik şimdi. Bak başka bir caddeye çıktı. Burası da çok güzel. Aa, Osman Gazi'ymiş bak burası. Osman Gazi Vay Belediyesi canına. Yazıyor. İşte burası Saraybosna. Bugün çok yerli. Şu dağlar çok hoşuma gitti ya. Ne kadar güzel. Karadeniz'e benziyor değil mi? Evet, Bosna Hersek küçük bir köy gibi. Burada bir ev var. Çok güzel. Burada her yer yemyeşil. Şehirde bir sürü boş arsa var. Burası köye benziyor birazcık ama şu anda şehir meydanını görüyorsunuz. Normalde şehir bu kadar kalabalık değil. Burası en kalabalık yeri. Bakır tepside kömür ateşinde pişirilen yiyecek. Okuyamıyorum. Burak Dinitsa Bosna adlı restoranı denemenizi öneririm. Bu da çorba. Begova çorbası. Begos çorbası. Soğuk kış günleri ve bayramlarda sık sık yapılırmış. Evet. Annem börek evet. Yemek istiyor. Hafiften karnım acıktı. Onun için çok az bir börek yemek istiyorum. Boşnak böreği. Bulursak evet. Çok iyi olacak. Boşnak böreği çok meşhurmuş. Osmanlı döneminden kalma bir yemek. Ebru da söylemişti. Anneciğim bol bol boşnak böreği ye dedi. Çok tembih etti. Onun için yemem lazım. Top böreği. Paşa. Bak hep Türkçe isimler var. Sofra döner. Evet evet, insan hiç yabancılık çekmiyor burada. Manav var bak, üzüm çıkmış. Hayret bir şey. Havası buz gibi. Ama üzümü de var, şeftalisi de var.
Tebrik ediyorum. Fiyatlar yalnız pek hoşumuza gitmiyor. Burada fiyatlar birazcık pahalı. Çok bunların parası değerli bayağı ya. Aa, fasulye bak, beyaz fasulye. O da ilginç. Ondan balık esir de var. Can, hala mandalina var. Ama o da ne şey yazmışlar. 400 KM. 400 KM. Bak çilek var, çilek çok güzel. Aa, vişne. Kiraz çıktı tabii, Türkiye'de de çıktı kiraz. Börek şeyden mi? Burası Bosna'nın en meşhur börekçisiymiş. Burek Dzinica. Annemin canı börek çekmiş. Boşnak böreği. Bu tarafı mı? Ne yaptın? Can sana buluyor. Seni ben buluyorum. Aa, börek geldi. Evet, böreğimiz geldi. Evet, şimdi boşnak böreğinin tadına bakıyoruz. Kıymalı istedik. Kıymalı istedik. Tam bir YouTuber'sın ha. Güzel mi? Bunu böyle yoğurda mı varıyorsun? Daha da ya. Çok sıcak. Ağzın yandı. Çok sıcak. Sıcak sıcak. Bu gerçekten. Gerçekten çok lezzetli. Evet, biz burada var ama. Başka. Ben daha önce börek yedim burada. Bu daha güzel. Burada mı yedin? Başka yerde yedim. Bizim yerin oğlu. Başka çeşit börek yedim belki. Kıymalı yemiştim ama bu böyle daha... Böyle mi yedin börek? Böyle mi yedin? Böyle değil. Bu boşnak böreği. Can nasıl gülüyor bakar mısın? Can. Çok şirin. Annesi şirin yapmış. Thank you. Kadın selamlar hepimize. Lavanta satıyor bak oğlan. Nasıl mis gibi kokuyor canım, çok güzel. Yarın Mostar'a gidiyor. Evet. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Burada köprünün adı ne? Latin Köprüsü. Evet. Öğrendim Latin Köprüsü'nü. Şimdi söyleyebilirim artık. Anneme boşnakça da öğretiyorum bugün. İki çay nasıl istenir? Onu öğrenmiştik. Dedim. Tamam, meğerse Türkçe biliyormuş garson. Adam Türkçe biliyormuş. Dedi çok zorlamayın kendini. Parayı da eksik vermişiz, peşimizden koştu. 6 Bosna markı vereceğimize 60 sent vermişiz. Paralar birbirine karıştı. Kendini güzeline bak, onu ödeyelim. Böyle pop. Şurada güzel bir cami çıktı bak karşımıza. Bugün Saraybosna'dan ayrılıyoruz annemle beraber. Şu anda tren istasyonuna geldik. Railway Station yazan bu bina Saraybosna'daki tren istasyonu. Burası şehrin merkezi. Böyle büyük binalar görebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda şöyle bahçeli evler, orman, boş araziler de görebiliyorsunuz. Saraybosna'nın en güzel özelliklerinden birisi bu. Çünkü burada şehir ne kadar büyük olursa olsun, kalabalık olursa olsun yine de
kendinizi doğanın içinde hissedebiliyorsunuz. Trenimiz bir yarım saat sonra falan kalkacak. Annemle beraber bugün Mostar'a gidiyoruz. Mostar, Bosna'nın en ünlü şehri. Orada biliyorsunuz Mimar Sinan'ın yapmış olduğu meşhur Mostar Köprüsü var. Bence buradan. Buradan gidiyoruz. Bak her yere yazılar yazmış oluyor. Evet. Ha bak burası. İkinci taraf. Evet, Mostar treni geldi. Anne herkes oradan biniyor. Gel biz de oradan binelim. Mostar'a. Güle güle. Yine bekleriz. Şu amcaya biletleri göster anne. Okey. Okey, İngilizce de öğrendi. Çok iyi anlaşıyor hanım. Herkes de çok iyi anlaşıyor. Thank you. Evet, çantaları buraya koyduk. Annem şöyle oturdu. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Demin oturduğumuz yerde çok gürültü yapan bir arkadaş grubu vardı. Var ya, kızlar acayip gülüyorlar, sürekli kahkaha atıyorlar, sürekli sohbet. Yüksek sesle böyle bağıra çağıra sohbet ediyorlardı. Ben de başka koltuk buldum trende. Oraya geldik. Annemi getirdim, kulaklığı taktım. Bilgisayarda da anneme yaptığım YouTube videosunu izletiyorum, canı sıkılmasın diye. Trende şu anda ters ters gidiyoruz. Bazı insanlar ters gitmeyi sevmezler ama annem ters gitmeyi çok da dert etmiyormuş. Sen nereden duyuyorsun? Çok keyifliyim, çok. Kulaklık var, nasıl duydun sen? Duyarım ben. Biz öyle ters gitmeyi umursamıyoruz. Düz de gidiyoruz, ters de gidiyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Burası da güzel, bayağı sessiz. Buradaki insanlar daha medeni. Orada ne biçim gürültü yaptılar ya. Kaçtık geldik buraya. Tabiat çok güzel. Her yer orman. Ormanların arasında evler var. Bak şuradan camdan şey çıkıyor. Lopron'un izi çıkıyor. Şöyle falan. Ya da şöyle falan. Oralarını kesersin. Tamam. Tünele girdik. Şöyle mi tutacağım? Ama yapalım. Düz tutacağım şöyle. Bir de şurası çıkmaz. Okey. Biraz daha çevir. Hah. Şöyle olur. Ay ormanlara bak ne kadar güzel, hem de şey değil, çam ağacı değil, çam ormanı değil bunlar, başka ağaçlar var, çok güzel ağaçlar. Aslında çam ağacı zararlıymış, biliyor musun? Çam ormanı iyi değilmiş. Başka orman yapacakmış. Mesela işte meşe ormanı. Kayın ormanı. Ama okaliptüs çok zararlıymış. Okaliptüs çok zararlı tabii. Bütün suyu çekiyor. Topraktan tonlarca su çekiyor. Ama Türkiye'de okaliptüs cenneti oldu. Şimdi de şansımıza köy gelmiyor. O kadar güzel köyler vardı ki. Genelde Bosna hep böyle. Yeşillikler arasında evler. Evet. Hep orman. Seyrek seyrek yapmışlar. Ve
müthiş bir yaşam tarzı. Bence çok güzel. Cami. Hep insanın olduğu yerde her şey var. Karadeniz'e benziyor değil mi? Bayıldım, bayıldım. Evet, Karadeniz'e benziyor. Şeyler, çatılar da üçgen. Demek ki buralara çok kar yağıyor. Kar ve yağmur çok alıyor demek ki. Yağıyordur. Burası hep karasal iklim. Evet. Soğuk memleket. Yazın bile çok soğuk olmuyormuş. Aman çok sıcak olmuyormuş. Evet, 30 derecenin üstüne pek çıkmıyormuş. Görüyor musun şurayı Can? Ne kadar güzel. Çok aralıklı yapmışlar evleri. Harika. Pazarıç'mış burası, Pazarıç. Evet, Pazarıç. Aslında orası da tren istasyonu ama durmadı. Demek ki durmuyor. Tren yolculuğunu çok sevdim. Ben de ne zamandır trene binmemiştim. Benim çocukluğum trenlerde geçti oğlum, biliyor musun? Ha. Banyo treninde. Banyo treni. Etimesut Ankara arası. Banyo trenleri vardı. Kara tren de denir. Mazide kaldı. Ama çok eski, 60'lı yılları söylüyorum. O ne anne? Helva. Helva mı getirdin? Halva. Çekirdek de var. Evet. Yuba'dan ay çekirdeği. Bitki çayımız. Manzara beni büyüledi. Böyle bir köyde ben de yaşamak isterdim. Sanki Yunanca şarkı çalıyor. Dağ bak, dağ ne kadar güzel. Ay müthiş ya. Tepesi de bulutlu. Evet, bulutlu. Sanki şimşek çıkıyor gibi dağdan. Evet. Ama şey geçmiş, jet geçmiş. Bir köprü var. Bu derenin üstünde hep köprüler var. Ay biz de yüzülür canım. Çok temiz. Her temiz. Aşağıda da karayolu var. Karayolu tam kenarından geçecek. Ne tren yoluymuş be. İsviçre'nin sanki Alp dağlarındaki köyler gibi. Her taraftan nehirler akıyor, dağlar. Çok güzel bir yer ya. Ha, bir köprü daha. Köprü değil bence, baraj mı? Baraja benziyor bak. Bilmem ki. O dağa bir tünel yapmışlar. Karayolu için. Anamın ilk yurt dışı gezisi. Ya. Her şeye heyecanlanıyor. Bu mu baraj? Ne? Değil mi? Baraj bence. Bilemem. Aa, gerçekten baraj. Çünkü Atatürk Barajı'nı gördüğüm için bunu şimdi bildim. Aa, sen gitmiştin Atatürk oraya. Atatürk Barajı tabii çok daha büyük, çok muazzam. Bu köyü beğendin mi? Çok. Çok beğendim. Bak ne kadar geniş bir alana yayılmış bir köy. Sulaması falan harika canım. Herkes bahçe yapmış, sebze meyve ekmişler. Sulak bir yer. Bu nehir buraya hayat veriyor. Bak ne kadar güzel, güneş alıyor karşı taraflar. Ama tren vadiye giriyor tabii. Biraz görüşümüzü daraltıyor. Baksana ne kadar güzel.
Mostar'a yaklaşıyoruz. Evet. Mostar'a geliyoruz. Çok az kaldı. Bak şuraya ışıklar, stadyum ışıkları koymuşlar galiba. Bak tepeye de rüzgar değirmeni yapmışlar. Ay ondan Türkiye'de çok fazla var biliyor musun? Çok ama çok, şimdi çok yaygınlaştı. Uçakla İstanbul'dan 1,5 saat mesafede yer alan Bosna'ya indikten sonra kendinizi Türkiye'de hissedeceksiniz. Vizesiz gidilen ülkeler arasında yer almaktadır. Boş vakitlerinizde baş çarşıda çay ve Türk kahvesi içecek, Neretva Nehri'ni takip ederek 130 kilometre mesafedeki Mostar'a gidecek, Bosna'nın güzelliklerini keşfedeceksiniz. Saat kulesi ay takvimi sistemine göre çalışır. Saraybosna ismini Türkçe saray ovası kelimelerinden aldı. Bosna Hersek'in en önemli yemeği boşnak böreğidir. Bunun dışında işkembe çorbası ve tarhana çorbası da Bosna mutfağında önemli bir yere sahiptir. Saraybosna 1895'ten beri sokak aydınlatma sistemine sahip. Aynı sene Bosna Hersek'in başkentinde elektrikli tramvay kullanılıyordu. Bu sadece nadir dünya metropollerinde görülebiliyordu. Şehrin farklı dinlere ait cemaatlere ev sahipliği yapmasından dolayı Avrupa'nın Kudüs'ü olarak adlandırılıyor.